Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine dop dolu bir gündem var karşımızda. Türkiye'ye ilişkin enflasyon verilerini karşıladık ama gözlerimiz dışarıda. Bu kez tarım işi istihdam verisi de zaten diğer istihdam verilerini de hafta boyu takip ettik. İlk etapta piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlere bir göz atalım. Kur korumalı mevduatlarda 1 Aralık haftasında 24,3 milyar TL ile 2 ayın en düşük yavaşlaması kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi 140,1 milyar dolar ile yeni rekor seviyeye yükselirken yabancılar da net 376,4 milyon dolar hisse, 152,2 milyon dolar tahvil aldı. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı ise 773 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk lirasına geçiş değerlendirildi. Deutsche Bank analistleri mevcut politika çerçevesi içinde kalınması durumunda Türk lirasının önümüzdeki yıl iyi performans göstermesi için alan olduğunu belirtti. Analistler 2024 yıl sonu için enflasyonun %41,1 olacağını öngörürken dolar TL içinde 38 tahminini yaptı. ABD'de istihdam piyasasının zayıf olduğunu gösteren verilerin gelecek yıl faiz indirimi ihtimalini desteklemesiyle önceki seansta yükseliş kaydeden altın denge arayışında şu anda da 2030 dolarlardayız ama kısa süre içerisinde 2100 dolarlara kadar telaffuz ettiğimizi hatırlatalım. Birazdan piyasaya ilişkin bilgilerde zaten değiniyor olacağız. Petrol ve doğalgazda arz kaynaklı fiyat düşüşleri Bloomberg'un gösterge emtia endeksinde yeni dip seviyelerin görülmesine yol açtı. Bunu akıllı parada bolca işlemiştik. Hatta sorular da sormuştuk konuklarımıza. Bloomberg Emtia Spot Endeksi dün %2 düşerek en son Ağustos 2021'de görülen dip seviyesine ulaştı. Endeksin bu yılki kaybı ise %12'yi buldu. Program içerisinde Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Çakmaklı ile de bu konuya değiniyor olacağız. Hemen haritamıza gidelim. Nasıl bir görünüm var bugün hisse senedi piyasalarında Avrupa'da? Öncelikle o tarafa bir bakalım. Avrupa bugün baskı altında. Zaten haftaya aslında dünyada çok da iyi başlanmadığını söylesek yeridir. Haftanın sonunda da hafta ortasında özellikle gün içi ya da kapanışlarda bir miktar ılımlık görülse de bu temanın, hafta başındaki temanın öne çıktığını söylemek mümkün. Biz içeride inişli çıkışlı bir grafik halindeyiz ama ana endekslere baktığımızda Avrupa'da Kakaran, DAX ve FTSE'nin negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Özellikle İber Yarımadası'nda İspanya ve Portekiz hisse senedi piyasalarının %1'in üzerine düşüşler var. Zaman zaman yukarı yöndeki pozitif ayrışmasıyla izlediğimiz Polonya borsası da bugün negatife dönmüş vaziyette. Aslında belirli bir periferideki olumlu görünüm haricinde kıtanın genelinde hisse senedi piyasalarının negatifte olduğunu görüyoruz. İçeride nasıl bir durum var? Öncelikle şunu söyleyelim. 8000 puanı takip ediyoruz demiştik BIST 100'de ama 8000 puanın üzerindeki kapanışlar çok uzakta olmasa da şu an %1'e yakınlık gerilemeyle 7791 puandayız. Yani 7800 puanında altına gelmiş vaziyette BIST 100. BIST 30'da da yine %0,77'lik gerileme var. Bankacılık endeksi bu hafta yukarı yöndeki hareketini de izlemiştik. 9000 puanları telaffuz etmiştik. 8588 puanda yaklaşık %3,5'luk gerilemeyle sınayide de yine %0,05'lik ulaştırmada %0,20'lik kabaca düşüş var. Öğle öncesinde öğle yayında araştırma masasında bahsetmiştik. Pozitif taraftalardı ama bakalım gün sonuna doğru nasıl evrilecek. Çünkü gün sonuna doğru alımları da gördüğümüz bir zaman dilimi. Dolar TL'de haftada 28.90'ın üzerindeyiz. 28.93'ün üzerinde şu anda kur. Euro TL'de 31,18 seviyesinin üzerindeyiz. Ve gram altın, ons altın az önce söylemiş olduğum 2030 dolarlık seviyesi ile 1900 TL'lere yakın. 1889 TL'de şu an ama 1900 TL'yi konuştuğumuz haftada oradan uzaklaşıp tekrar oralara doğru yaklaştığımızı söylemek mümkün. 10 yıllık gösterge Türk tahvili %26,84 seviyesinde, 2 yıllık tahvilde %38,30'lar düzeyindeyiz. 5 yıllık risk primimiz 336 seviyesinde, 340 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz. Önemli bir gösterge son dönemde özellikle Türk varlıklarına ilişkin baktığımız önemli barometrelerden bir tanesi. Bitcoin 43 bin dolar düzeyinde. Brent petrol ve WTI ham petrolde düşüşü izliyoruz. Amerikan tipi ham petrol WTI
WTI'de 70 doların altındayız zaten sabahtan itibaren. Bugünün dikkat çeken unsuru ve Brent de 75 doların altında. Önemli altını çizelim. ABD 10 yıllıklarında yine öyle araştırma masasında bahsetmiştik. %4,10'un altının da ziyaret edilmeye çalışıldığını görmüştük. Ama şu anda %4,15 seviyesinin üzerinde. VIX Endişe Endeksi yıl sonunda 12-13 bandındaki seyrine devam ediyor. Şu anda da 13 seviyesinin bir miktar üzerinde. Bu hafta akıllı paralarda spot dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine geldiğinden bahsetmiştik. 104'ün altında ama 104'e yakın. Euro dolar paritesi 1.08'in altında diyerek toparlamamızı tamamlayalım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından öncelikle Paribu, daha sonra da doçent doktor Cem Çakmaklı ile kuşağımız devam edecek, bekleriz. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Reklama giderken anons etmiştim. İlk etapta hocamızla başlıyoruz. Doçent Doktor Cem Çakmaklı, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Çağlar Bey. Hocam aslında hafta olarak yılın sonuna uzakmışız gibi görünüyor ama sayılı işlem günü var. Baktığımızda artık 2024 yılına dair değerlendirmeleri yapmaya tam manasıyla başlayabiliriz. Aslında yeni yıl başladıktan sonra belki 2023'e dair tam resmi göreceğiz ama dünya ve Türkiye yeni yıla nasıl giriyor? Özellikle ekonomik yavaşlama, enflasyon ve para politikaları ekseninde. Evet. Ya ikisi aslında Türkiye ve dünyada biraz benzer koşullarda giriyor. Özellikle reel sektör tarafından. Şimdi 3. çeyrek verilerine baktığımızda Türkiye'de önceki çeyreğe göre 0.30'luk bir büyüme var. %0.30'luk bir büyüme. Yani bu bir önceki çeyrekle karşılaştırdığımızda bir önceki çeyrekteki büyüme %3.3'tü. Bir yavaşlamaya işaret gösteriyor tabii ki. Şimdi yıllık büyümelere baktığımızda bu çok belirgin değil ama önceki çeyrekteki büyümeye baktığımızda bu oldukça belirgin. Yani bir yavaşlama yavaşlama prosesine girmiş durumdayız. Bu da biraz beklenen bir şey. Çünkü para politikası sıkılaştı. Sıkılaşma gayreti içinde. Para politikasında normalleşme çabaları oldukça baskın durumda. Önce yani son iki seneye baktığımızda biliyorsunuz çok para politikası neredeyse yoktu aslında. Yani maliye politikasıyla eklemlenmiş bir para politikası. Türkiye ekonomisinde oldukça özellikle fiyatlamalarda tahribat yaratmış. Şimdi burada biraz daha normale dönüş görüyoruz. Tabii ki bunun içinde olmazsa olmaz ön koşul faizlerin daha normal enflasyonla birlikte mantıklı olabilecek bir seviyeye gelmesiydi. Bence bu konuda Merkez Bankası oldukça geç başlasa çok hızlı hareket etti ve bu anlamda bizim beklediğimiz, benim en azından beklediğimden daha da özellikle o son 500 puanlık artışla daha da şahin bir duruş gösterdi. Bu da tabii ekonomide, reel sektörde biraz yavaşlamaya neden oldu ama bence bu kadar değişiklik, bu kadar yapısal değişim, para politikasındaki tekrar normale dönüş göz önüne alınırsa bence bu yavaşlama yine de beklenenden biraz daha düşük Türkiye için. Şimdi dördüncü çeyreğe de baktığımızda bizim tahminlerimiz şu ana kadar sıfırın hafif altında eksi olabileceği yönünde ve yıl sonuna gelirken de %4.2'lik bir büyüme bekliyoruz ekonometrik modelimizden. Yani bu da aslında özellikle Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla biraz uyumlu. Yani bu yavaşlama zaten öngörülüyordu. Biraz ekonomide yavaşlama yaşayarak gideceğiz gibi görünüyor. 2024'e girerken. Dünyaya baktığımızda ise özellikle Amerika tabii burada bir numaralı tartışma konusu. Amerika'da 3. çeyrek büyüme verisi biliyorsunuz %5'in de biraz üstünde gelmişti. Yıllıklandırılmış bu. Önceki çeyreğe göre yani kabaca 4 ile çarpılmış önceki çeyrek büyüme verisi. Önceki çeyreğe göre büyüme verisi. Şimdi bu tabii çok yüksek bir büyüme Amerika gibi bir ülke için. Fakat 4. çeyrekle ilgili tahminlere baktığımızda yavaş yavaş orada da bir durağanlaşmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Dün işte ADP tarım dışı istihdam verisi açıklandı. O beklenenin biraz altında ama daha da önemlisi Amerika'da farklı merkez bankaları, bölgesel merkez bankaları Nowcast dediğimiz yani şu andaki çeyreğin nasıl gittiğine yani 4. çeyreğin nasıl gittiğine tahminler yakalar, ekonomik tahminler.
Atlanta Fed'in mesela tahmininde %1,3'lük bir büyüme var. Bu tabii önceki 5'in üzerindeki büyümeye göre daha düşük, fakat yine de eksi olmaktan çok daha uzak. Yani Amerika için resesyon endişeleri var tabii ki, çünkü yavaşlama belirgin, ama daha biraz daha uzun vadede olabilir 2024'e girerken. Zaten fiyatlamalar da sanki 2024'ün ikinci yarısından sonra faiz düşüşü olabilir beklentileri üzerine gerçekleşiyor. Bu da sanki belki o eksi büyümeleri o zamanlar görebileceğiz gibi, ama bu daha verinin gelmesiyle beraber çok daha tartışılacak bir konu. Yani ikinci çeyrekten, 2024'ün ikinci çeyreğinden 2024'ün sonlarına kadar geniş bir yelpazede beklentiler değişebilir. Çünkü biliyorsunuz 2023 içinde bunları yaşadık aslında. Ama ortaya çıkan şey üçüncü çeyrekte o rekor büyüme, %5'lik büyüme Amerika için. 2024 için bir yavaşlama olduğu belirgin artık. Ama bu hani resesyona kadar düşer mi? O şimdi 2024'e girerken bizi bekleyen en büyük tartışma konularından biri. Reel sektördeki beklentiler bu şekilde. Hocam malumunuz Fikret Hoca'yı bu yıl kaybettik, Fikret Şenses'i. Onun kalkınma iktisatına ilişkin güzel kendi akademik çalışmaları var. Hatta güzel de bir kitabı var. Elimde şimdi Fikret Hoca'ya ilaveten Yale Üniversitesi'nden Alan Wood'un bir kitabı var. Orada bir ekonomik görüş için şunu söylüyor. Çok tutarlı, mantıklı bir gidişat zamanın değişimi karşısında teorilerin her zaman işler olacağını açıkçası test etmez. Bu noktada farklı sonuçlar doğabilir diye. Şimdi enflasyonla mücadelede başta merkez bankaları 2022'nin ikinci çeyreğinin başından itibaren bir sıkılaşma döngüsüne gitti. Siz de Türkiye ve dünya 2024'e yaklaşırken bu noktada görünüme işaret ettiniz. 2024 yılı ciddi anlamda özellikle sıkı para politikalarının enflasyonda kalıcı düşüşü sağladığı bir yılın garantörü olacak diye kesin düşünebilir miyiz? Bu sağlandığı takdirde büyüme çok büyük bir tehlike atlatma riskine çok fazla maruz mu kalacak? Tabii bu herhalde en önemli sorulardan birisi. Belki de birincisi. Çünkü enflasyon ve reel sektör zaten beraber gidiyor. Yani buradaki para politikasındaki bütün dünyada gerçekleşen, artık bizim de katıldığımız, biz başlarda katılmamıştık ama yeni kadrolarla beraber biz de katıldık bu döngüye. Para politikası sıkılaşmanın ana amacı da enflasyonu kontrol altına almaktı. Şimdi Amerika'ya baktığımızda, bu sefer Amerika'dan başlayalım, yurt dışından başlayalım. Amerika'ya baktığımızda enflasyon kontrol altına alınmış gibi. Yani daha hala 3'ün üzerinde aslında manşet tüketici enflasyonu. Fakat beklentilere baktığımızda beklentiler 2,5'a çakılmış durumda. Yani bu bence Amerika için en önemli başarılardan birisi. Şimdi yapısal da bir kırılma söz konusu olabilir yalnız burada. Bu tam da bu hani bahsettiğiniz teorilerin zaman içinde gerçekle ne kadar örtüştüğü konusunda. Biliyorsunuz getiri eğrisi ters dönmüştü, ama bu ters dönme az önce kontrol ettiğimde 2022 Mayıs'ta başlamıştı sanırım, Mayıs-Haziran aylarında. Yani sıfırın altına inme uzunla kısalar arasındaki fark. Yani neredeyse 1,5 yıl geçti şimdi bunun üzerinden ve biz hala 2024'ün çünkü çeyreğinde o hani büyüme negatife döner miyi konuşuyoruz şu anda. Yani o teoriler artık getiri eğrisinde mesela öngörme kabiliyeti farklılaştı belli ki. Şimdi enflasyonla mücadelede de beklentimiz tabii ki 2,5'a inmesi, ama bu 3'ün üzerinde yapışık kalacak mı kalmayacak mı? Yani ya şu andaki manşet enflasyon, bu da çok önemli bir tartışma konusu. Çünkü yani Fed'in bu kadar sıkılaşmaya rağmen bu sıkılaşmada devam edecek, sabit kalsa bile, çünkü bu önemli bir sıkılaşmaya denk geliyor. Bu tamamen işte artık sadece beklentide değil, görüntüde de hani 3'ün altına inip inmeyeceği bir tartışma konusu. Aylık enflasyona baktığımızda aslında orada olumlu gelişmeler var, ama Ağustos enflasyonu biraz oradaki resmi bozdu. Yani arka arkaya eğer gerçekten %2-2,5'luk hedefle paralel aylık enflasyonlar gelirse, biz de artık Amerika için en azından bu sıkı para politikası duruşunun sonuna gelmeye en azından yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Ama Amerika'da para politikası veriyle beraber gidiyor çok belirgin bir şekilde. Yani arka arkaya bu enflasyonda artık iyice düşük seviyelerin gelmesini görmemiz lazım. Her ne kadar beklentiler çabalanmış da olsa. Bence o anlamda o döngünün sonuna
eğer enflasyon düşmeden reel sektörde bir küçülme gerçekleşse bile o döngünün sonuna gelmeyiz. Yani o faiz indirimine en azından başlamak biraz daha süre alacaktır. Türkiye için baktığımızda ise Türkiye için en büyük soru işareti 2024'ün ilk çeyreğinin sonundaki yerel seçimler. Yani geçmiş seçimlere baktığımızda seçim ekonomisi Türkiye'nin gündemine çok açık bir şekilde oturmuş durumda. Özellikle son seçimlere baktığımızda orada korkunç bir seçim ekonomisi uygulandı. Yani burada da özellikle yatırımcıların, yurt dışından bakan yatırımcıların kafasındaki soru işareti o seçim ekonomisini uygulamayacak. Yani şu ana kadar para politikası bence oldukça sağlam kurdu ve belli bir dönüşüme karşı adımlar attı. Fakat enflasyonda atalet çok yüksek, onu görüyoruz. Yani bu son açıklanan enflasyon tamam belli bir düşüş trendi var ama hizmet enflasyonun içinden özellikle mevsimselliği çıkarttığımızda aslında hizmet enflasyonun çok katı bir şekilde yerinde durduğunu görüyoruz. Yani çünkü yılın sonuna doğru hizmet enflasyonunda bir düşüş oluyor. Bunu kontrol ettiğimizde bu mevsimselliği çıkardığımızda o katılığın durduğunu görüyoruz. Yani Ocak'ta Şubat'ta hizmet enflasyonu tekrar mevsimsel olarak yukarı geldiğinde eğer enflasyonda düşüş görürsek de o zaman biraz daha enflasyondaki o ataletin kırıldığını anlayabiliriz ama Türkiye için o biraz daha erken çünkü bu kadar sıkı para politikasına rağmen yani aslında sıkı para politikası tabii şundan önceki para politikası çok gevşekti. Biraz da ondan kaynaklanıyor bu sıkılık, bu sıkı olma algısı. Ona rağmen hala enflasyondaki o hareket çok çok yavaş. Aylık enflasyonlara baktığımızda özellikle ki şu anda tamamen ona bakmamız gerekiyor. Şimdi Ocak'ta Şubat'ta ancak bunu görürsek biraz daha belki Türkiye'deki para politikası en azından bu seviyede daha sıkılaşmaya gitmeden bu seviyede kalabilir. Ama buradaki bir numaralı soru işareti az önce dediğim gibi seçimler. Yani umuyorum seçimlerde tekrar geriye dönüş olmaz. Çünkü bu eğer o dönüş olursa şu ana kadar yapılan şeylerin de tekrar işe yaramaz hale gelmesine yol açar ki bizim için bence en kötü senaryo budur. Ama bu şekilde bence sıkı olarak yani realistik bir, gerçekçi bir faiz politikasıyla başka yollara sapmadan para politikasının ana aracı neyse onları kullanarak yolu aldığımızda bu atalet çok geç de olsa çünkü piyasalar çok bozuldu eninde sonunda kırılacaktır diye düşünüyorum. O zaman da işte bu döngünün sonuna gelerek belki sadece sözlü yönlendirmeyle iş yürütülebilir hale gelecektir ama Türkiye için bunu konuşmak için ve Türkiye için bu çok erken bence bunları konuşmak için. Yani daha çok yolun başındayız maalesef enflasyon verisine, gerçekleşmelere ve beklentilere baktığımızda. Hocam bu atalet konusuna geleceğim. Zaten kalkınma ve büyüme tarafından geldik. O atalet konusunu konuşuyoruz ama kısa bir ara bağlantı alacağım yüksek müsaadelerinizle. Paribu araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Karababa bizlerle. Nergis hoş geldin. Hızlıca senden gördüğüm kadarıyla 4 madde var onları alalım. Evet Çağlar merhaba. Söylediğin gibi 4 haber derledim bugün size. İlk haberimizle başlayayım hemen. Fransa'nın en büyük bankalarından birisi olan Société Générale Euro çipalı stabil coin'ini piyasaya sürdü. Tabii bu sayede de yani bu haberle birlikte bunu yapan ilk Avrupa devi olmuş oldu. Euro CV tamamen Euro ile desteklenecek ve banka müşterilerinin dijital varlık piyasasına katılmasına da olanak tanıyacak. Bu önemli bir şey. Bu varlık geniş bir müşteri tabanına sunulacak ve yine işlem yapmakta kullanılabilecek. Société Générale CEO'su yeni stabil coin'in yani stabil kripto paranın bankanın gelişen kripto piyasasındaki rolünü vurguladığını belirtti. Tabii bunun gerekliliğini de vurguladı. Yani bunun gerekli olduğunu da söyledi. Hatta stabil coin'in geniş uygulanabilirliğinin Société Générale platformunun ötesine geçerek farklı hizmet sağlayıcılar arasında benimsenmesine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi. İkinci haberimiz CBDC'lerle ilgili. Ve güzel bir haber aslında. İtalya Merkez Bankası 5 Aralık'ta resmi kanalları aracılığıyla Güney Kore Merkez Bankası ile ödeme sistemleri konusunda bir ön sözleşme imzaladığını duyurdu. İtalyan Merkez Bankası'na göre ön sözleşme bilgi ve iletişim teknolojisi konularında karşılıklı bilgi ve enformasyon paylaşımı üzerine imzalanmış durumda. Ve bu sözleşme gerçek zamanlı ödeme sistemleriyle CBDC ile de alakalı aynı zamanda. Güney Kore CBDC altyapı teknolojisine yönelik pilot uygulamasına baktığımız zaman Ekim ayında başlayarak bu konuda bir adım atmıştı ve hatta 2024 yılından itibaren 100 bin vatandaşını CBDC pilot test aşamasına davet edeceğini de açıklamıştı. Biz de bu konudaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Üçüncü haberimize devam edelim. İsviçre'nin Lugano isimli kentinde kurumlar ve vatandaşlar belediye ödemelerini Bitcoin ve USDT kullanarak artık yapabilecekler. Şu an başlamış durumda. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık faturalardaki İsviçre QR fatura kodunu tarayarak vergi yükümlülüklerini ve diğer hizmetleri kolayca yerine getirebilecekler vatandaşlar ve yine kurumlar. Bu işlem tabii seçilen kripto para birimini kullanarak tercih ettikleri mobil cüzdan aracılığıyla işlem yapılmasını da sağlayacak. Bir kolaylık da sağlayacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu şehrin kripto varlıklar alanında attığı ilk adım değil. Daha önce dijital frank ve ödeme jetonu gibi teknolojileri de benimseyip hayata geçirmişlerdi. Son haberimiz ise oldukça ilgi çekici. Efsane bir metal grubu Megadeth 5 Aralık'ta yine 5 Aralık'tan bir haber sunuyoruz. Hayranlarına hem dijital hem de fiziksel içeriklere erişmelerini olanak sağlayan bir NFT koleksiyonunu duyurdu. Grup NFT koleksiyonuna ilişkin duyuru Twitter yani X hesabı üzerinden paylaştı ve koleksiyonun 5000 parçadan oluştuğunu söyledi. Şimdiden baktığımız zaman pek çok kişiden olumlu yorumlar aldılar. Benzer bir hamleyi daha evvel Avenged Sevenfold'dan da görmüştük. Bu tarz haberlerin artacağını rahatlıkla da söyleyebiliriz. Bugünlük bu kadardı Çağlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Paybar Araştırma İçerikleri Yöneticisi Nergis Karababa'ya biz de çok teşekkür ediyoruz ve dönüyoruz Sayın Hocamız Doçent Doktor Cem Çakmaklı'ya. Hocam atalet dediniz, böyle dönemsel siyasette, iktisadi konularda insanların aklında bazı kelimeler kalır. İşte bir dönem Merkez Bankası'nın metinlerinde o sözcükleri arardık. Aslında atalet iktisaden siz benden tabii çok daha iyi biliyorsunuz, önemli bir kelime. Öncelikle enflasyon konusuyla biz niye bu atalet sözcüğünü kullanırız? Evet, şimdi enflasyona baktığımızda öncelikle ürünler var, mal grupları var. Şimdi bunların maliyet yapıları var. Bunlar direkt işte kur şoklarından etkileniyor. Yani kuru kontrol altına aldığınız zaman bu maliyeti aşağı çekebiliyorsunuz veya maliyeti stabil hale getirebiliyorsunuz ve o şekilde enflasyonla daha hızlı mücadele edebiliyorsunuz. Fakat bir de hizmet enflasyonu var. Şimdi bu hizmet enflasyonu aslında beklentilerden en çok etkilenen enflasyon. Yani maliyetten ziyade gelecekte ne olacak sorusu. Bunun cevabı bu hizmet enflasyonunda. Şimdi biz arka arkaya kur şokları yaşadığımızda ki biliyorsunuz yani 2018'den neredeyse bu yana arka arkaya böyle kur şokları yaşadık. Bizim beklentilerimiz çok bozuluyor. Fiyat koyanların, firmaların bu hizmet enflasyonu ile ilgili fiyat belirleyen ekonomik birimlerin beklentileri çok bozuluyor. Şimdi bir şok olduğunda sadece beklentiler daha az bozuluyor. Mesela 2018'de o ilk şoku yaşadığımızda Ağustos ayında gördük ki biz o kur şokundan enflasyona geçişkenlik hemen düzelmiş. Fakat ondan sonra arkasında 2021 Aralık'ta biliyorsunuz KKM'ye geçişti zaten o amaçlı olmuştu. 18'lere kadar çıkmıştı dolar TL. Onu da yaşadığımızda artık arka arkaya gelen şoklar ve bu şokların ileride de geleceği beklentisi yavaş yavaş oturmaya başlıyor. İşte o zaman o şoklar direkt enflasyona yansımaya başlıyor ki biz bunu 2021 Aralık'ta gördük ve en son aslında biz bunu 2023 seçimlerden sonraki o 18'lerden 27'ye geçen süreçte Haziran ve Temmuz'daki kur şoklarında gördük ve bu hemen enflasyona yansıdı. Çünkü Temmuz ve Ağustos'ta biliyorsunuz tarihi rekor %9'luk, 10'luk enflasyonlar oluştu. İşte bu tamamen geçen haftalarda Sayın Başkan Gaye Erkan'ın yaptığı konuşmalarda itibara özellikle vurgulamıştı yaptığı konuşmalarda. Bu tamamen işte o Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede işini ne kadar yapabileceğine yönelik beklentiler. İşte eğer siz bu beklentiler yok olduğu zaman o zaman şöyle düşünüyorsunuz. Tamam kur şoku geldi ama gelecekte de bu kur şoku gelecek demek ki. Ve hemen o zaman ben fiyatları buna göre ayarlayayım. İşte hizmet enflasyonu, aslında mal enflasyonu da ürün enflasyonu da o şekilde. Ama orada hemen maliyetleri aşağı çekince veya maliyetleri stabilize edince o hemen reaksiyon gösteriyor. Ama hizmet enflasyonu buna reaksiyon göstermiyor. Dolayısıyla o itibar bir kere gittiğinde artık onu geri kazanana kadar o hizmet enflasyonunun yapışkanlığı, ataleti devam ediyor. Bizim de şu anda yaşadığımız süreç aslında bu. Yani özellikle mevsimsel hareketlerden arındırdığımızda o hizmet enflasyonun oldukça yapışkan olduğunu görüyoruz. Ve bunun daha da bu yapışkanlığın kırılması için işte o itibarın geri kazanılması artık o kur şoklarının o %5'lik aylık, %10'luk kur şoklarının tekrar olmayacağına dair inancın oluşması gerekiyor. O anlamda da zaten ben aslında bu son aylarda Merkez Bankamızın biraz daha kontrollü
kur değişkenliğini yani belli ki daha kontrollü bir kur hareketi isteniyor ve ona göre piyasa oluşturuluyor. Bunu aslında bu anlamda destekliyorum. Her ne kadar kontrollü de olsa bunun bu şekilde gerçekleşmesi o beklentilerde artık yavaş yavaş düzelmeyi de beraberinde getirecektir. Ama işte Türkiye gibi ülkelerde ekonomik belirsizliğin, politik belirsizliğin, kur şokların devamlı olduğu ülkelerde bu bir kere bozulunca bir daha bunun geri gelmesi o kadar kolay değil. O anlamda alınacak çok yol var. Yani daha da sıkı duruş var. İşte bu bize zaten para politikasının güvenilir itibar sahibi Merkez Bankası'nın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü enflasyonla mücadelede olmazsa olmaz ön koşul bu. Faiz bunu oluşturmak için bir numaralı gösterge. Ancak faizle bunu oluşturduğunuzda, bunu yapabileceğinize karşı insanları inandırdığınızda artık bundan sonra faizsiz bile sözlü yönlendirmeli bunu yapabiliyorsunuz. Biz bunun en iyi örneğini son 2 yılda Amerika Merkez Bankası'nda gördük. Faizi çok hızlı bir şekilde arttırıp insanları buna karşı inandırdılar. Her ne kadar enflasyon hala %3'lerin üzerindeyse de aylık enflasyonluk düzelme ve uzun vadeli enflasyonlar tam anlamıyla 2,5'a çıpalanmış durumda şu anda. Türkiye için de işte inşallah bundan sonraki dönemde bunu görmeyi 2,5 gibi değil tabii ama en azından daha makul hedeflerle tutarlı bir enflasyon beklentisi görmeyi umuyoruz. Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerle tutarlı ama bu ancak ve ancak daha sıkı bir para politikası duruşu, sıkı ve uzun süreli bir para politikası duruşu ve bu şekilde artık beklentileri tekrar aşağı doğru kırmayla, o itibarı geri almayla gerçekleşecek bir durum. Hocam şimdi yeni yıl yaklaşıyor, derin ücret tartışmaları var Türkiye'de de dünyada da. Ücret konusunu da düşünürken yani iktisadi teori, iktisat tarihi biraz da olsa fikir sahibi olmak gerekiyor değil mi? Anlatana da hakaret etmemek gerekiyor laf salatası yapıyor diye. Evet tabii ki haklısınız. Yani ücret konusu tabii Türkiye'deki en önemli konulardan birisi ve bunun enflasyon etkisi de en önemli konulardan birisi. Yani şimdi bu ücret konusunda da aslında iki türlü bir maliyet tarafı var tabii ki ama bir de onun beklentileri bozması tarafı var. Yani o beklenti tarafı da sıkı bir para politikası duruşuyla o da kırılacak bir taraf aslına bakarsanız. Dolayısıyla eğer bu para politikası bu şekilde devam ederse yani bunun başka bir etkisi de aslında bu farklı şeylerin beklentileri bozmasını da engellemiş oluyorsunuz. Sadece kurla değil diğer şeylerle. Bu anlamda aslında o reel sektör için ücretler anlamında da oldukça önemli o sıkı para politikası duruşu. Hocam siz geçenlerde bu konuyla ilgili yazmıştınız. Atalet konusuna değindik ama özellikle ürünlerdeki enflasyonla hizmetlerdeki enflasyonu anlatırken talep tarafında bir vurgunuz oldu. Son 2 dakikada da ücrete konuyu bilerek getirdim. Şimdi bir ezber var. Doğru nitelendiriyor muyum bilmiyorum ama ekonomik aktiviteyi talep tarafından zayıflatırsak enflasyonda bir müddet sonra bunu faizle beraber kontrol altına alabiliriz. Ama özellikle sizinle zaten tüm sohbetlerimizde karlılık konusuna da değinmiştik. Ataletin bir nevi artık üstesinden gelinebilmesi adına tüm yük ücretlerin üzerinde olmadan bu sorun çözülebilir diye de kafa yoruluyor zannediyorum, değil mi şimdi? Türkiye için konuşmuyorum. Evet, Bu tabii. işin iktisaden doğrusunu yapılması adına. Evet, işte az önce söylediğim şey de aslında direkt onunla ilgili. Tam da sizin söylediğiniz gibi zaten 0,3 olmuş 3. çeyrekten 2. çeyreğe büyüme. Yani öyle görülüyor ki talepte aslında bir kontrol altına alınma var. Yani talepte bir yavaşlama var. 2. çeyrekte tabii talep çok artmıştı. Hani ona göre yine belki biraz daha yavaşlaması gerekir ama talepte en azından belli bir yol alındığını düşünüyorum ben. Fakat işte mesela bu ücret artışları sadece maliyet tarafından değil. Öyle ki ücret artışı tamamen izafi konuşuyorum. Mesela diyelim ki %70 ücret artışı olsun. Eğer beklentilerle hemen %70 bir fiyat ayarlaması olursa aslında bu maliyet tarafından değil tamamen beklenti kanalından aslında o ücretler enflasyonu etkiliyor. Ama işte o beklenti kanalını kıracak şey de Merkez Bankası'nın zaten sıkı para politikası. Eğer onu siz gerçekleştirirseniz o beklenti kanalını kırarsınız. Yani fiyat koyucular özellikle hizmet tarafında ücret %70 arttı diye fiyatları da %70 arttırmazlar birdenbire. Yani o anlamda aslında bu sıkı para politikasıyla beraber
bu ücretlerin enflasyon yansımasının yapısı da değişecektir. Yani o anlamda aslında ücret artışı olsa bile enflasyona o kadar yüksek bir etkisi olmayacaktır eğer bu kanal kırılırsa. Çünkü belli ki zaten talep tarafında bir yavaşlama var. Bir de bence bu tüketim verilerinde mesela perakende satış endeksi çok kısa olur hocam. Gibi, evet. Buyurun. Tabii bir alt kırılımlara ihtiyaç var biraz daha veri olarak. O konuda bence biraz zayıf Türkiye verisi. Onu görmemiz lazım ki gelir dağılımının hangi kesimi ne kadar tüketiyor, ne kadar talep yaratıyor ve ne kadar enflasyon yaratıyor. Biraz o veriler olabilirse aslında o alt kırılımları görebilirsek bu tartışmaları çok daha veri bazlı, veri kaynaklı yönlendirebiliriz. Doçent Doktor Cem Çakmak, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sohbet için. Programa başlarken sohbetimiz içerisinde Fikret Hoca'dan bahsetmiştik. 20 Ocak'ta kaybettik Fikret Hoca'yı ama onun bir sözüyle bitirelim. Yoksulluğun çok yönlü etkileri arasında sıkça dile getirilenlerden biri de yoksulluğun insanları suç işlemeye iten bir olgu olmasıdır diyor İktisata Giriş kitabında. Teşekkür ediyoruz hocam. Fikret Hoca'yı da tekrar saygıyla analım. Akıllı Paranın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.